Evet dostlar, herkese merhabalar. Bugün size yeşilliklerin arasından sesleniyorum. Bu tarafta marullarım, bu tarafta dereotum, soğanım, tere vesaire. Bugün değişik bir gün bizim için. Bugün ayın 24'ü, 24 Aralık. Salı günündeyiz. Saatlerim benim 2. Bir süredir işte bu yaklaşan koronavirüsle ilgili geçen haftalarda bir tane video yapmıştım. Fakat işte gelişmeleri takip ediyoruz. En son işte toprakları ve ırmağın evde olmasından dolayı işte Banu'yla, şirkettekilerle anlaşıp işte bir gün o evde, bir gün ben evde şeklinde durumu idare etmeye çalışıyorduk. İşte dün ben evdeydim. Saat işte akşam üzeri bir telefon geldi şirketten ve şirkete bugün için gittim saat 11'de. Bir toplantı yaptık. Toplantı sonucunda yaklaşık işte Nisan sonuna kadar herhangi bir ödeme alamayacağımız yönünde satışların gidişatı durumu, dükkanların kapatılacağı ile ilgili farklı stratejiler belirlediler. Bunları da bize açıkladılar. Tabii şu an için kriz noktasındayız. Krizi beklenen bir krizdi. Başımıza geldi. Bunu yönetmeye çalışıyoruz. Banu şimdilik çalışmaya devam ediyor. İşte bugün evde, yarın devam edecek şekillerek. Ne yapmaya çalışacağız bu zaman zarfında? İşte nakitimizi elimizde tutmaya çalışacağız. İşte ev kredisi, araba kredisi gibi ödemelerimizi finans firmalarını arayarak ötelemeye çalışacağız. Onun planlamasını yapıyoruz işte bu anıyla. Onun dışında işte gene buradaki arkadaşlarla haberleşerek başka teknik konularda bilgileri olanların neler yapabiliriz diye onlardan bilgi almaya çalışıyoruz. Evet, durum kritik. Türkiye'den de haberler alıyoruz. İşte az önce bir video aldım. Can sıkıcı videolar düşmeye başladı sokaklarda. Yani dünya ciddi bir krize doğru gidiyor. İşte finans konusunda tecrübesine inandığım arkadaşlarla konuştum. Hani şöyle böyle devam ederlerse herkese ve kapamaya bütün üretim zinciri şu vesaire etkileneceğinden dolayı hani küresel bir o büyük buhranlar zamanında atlatılmış küresel bir açlıktır, kıtlıktır noktalarına gidilebilir. Bunu izin vermemeleri gerekiyor. Yani bunu şu birkaç ay içerisinde işlerin toparlanması noktasında beklentileri olduğunu bana dile getirdiler. Hani ben de bu konuda ümitliyim. Biz ne yapıyoruz? Günümüz nasıl geçiyor? İşte çocuklar evde olduğu için çocukların okuldan eğitim süreçleri devam ediyor. Evden eğitim süreçleri. Özür dilerim. İşte öğretmenler işte Zoom denen bir uygulama var. Cep telefonu uygulaması, tabletlerde vesaire. Oradan çocuklara velilere mail atıyorlar. İşte buradan çocuklarınız bağlanabilir diye. Bütün sınıfı karşılarında görebildikleri bir sistemle işte eğlenceli olsun, teması kesmeyelim falan. Yer yer işte şuradan anlatalım, buradan öğretelim falan gibi farklı uygulamalar yapmaya çalışıyorlar. Yani onların eğitim süreçlerini gene ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ben yaklaşık 1,5 ay kadar önceydi yanılmıyorsam, Çin'in bu gidişatından dolayı yavaş yavaş stoklama yapmaya başlamıştım. Yani stok dediğim çok böyle abartıya kaçmayacak ama hani o yoğunlaştığı zaman insan içine çıkmak yerine evden kullanabileceğimi düşündüm. İşte undur vesaireleri, o tarz ufak tefek şeyleri aldığım için. Hani bugünlerde dikkat etmeye çalıştığımız hani mağazalara ben marketlere gitmemeye, daha az gitmeye, toptan işte bir şeyler alacaksak almaya çalışıyoruz. Daha önceki videomda da belirtmiştim. Onun dışında herkes evde. Yani Amerika'nın belki bir avantajı en azından bu bölge için dedim yani evler birbirinden bağımsız, bahçeli. Yani bahçenize çıkıp en azından bir hava alabiliyorsunuz. Ya da onun dışında herkes arabasıyla, kendi kişisel arabasıyla seyahat ettiği için toplu ulaşım bu bölgede tercih edilmiyor. Bilmeyenler için biz Texas'ın Houston şehrinde yaşıyoruz. Dolayısıyla yayılma hızı istatistiklere baktığım zaman daha az. Ama ben hani daha önce de söyledim, benim esas kaygım finansal ki şu an yaşadık. İşte Banu'yla hesaplarımızı, kitaplarımızı yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar, en son, en kritik, nereye kadar dayanabiliriz diyerekten B planı, C planı geliştirmemiz lazım. Hani en kötüye hazırlıklı olmak açısından. Bu daha ne kadar sürer dediğim gibi bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Ümitliyiz hani bize denen Nisan ayının sonuna kadar herhangi bir ödeme almayacaksınız. Hani evde takılın. Ben bu plan, bunda B planı olarak işte bir Uber vardı benim hep kenarda. Yani yarın öbür gün bir işsiz kalırım, bir şey olur, sıkıntı olur falan, Uber yaparım. Uber de sıkıntılı burada. Şöyle ki yani Uber, zaten biz havaalanına
nasıl diyeyim, uçakların geçiş rotasında da bulunuyoruz. Yani yukarıdan genelde uçakların seyrini ben takip ediyorum bahçeden. Seyreldi yani. Hava bile sessizleşti o anlamda. Dolayısıyla havaalanından gelen yolcu sayısı genelde iç hatlar. İç hatlar yolcu trafiği de takdir edersiniz ki az. Dolayısıyla biz havaalanına gidip oradan yolcu taşıma yönelik ben çalışmalar yapmaya çalışıyorum Uber yaparken. O da neredeyse yok ya. İşte şu an aktif olarak yapan arkadaşlarla geçtiğim iletişimde yani 3 saat kadar bekleme sürelerinden bahsediyor ki normalde 3 saat bir X large büyük, yani daha büyük araçta aldınız, daha fazla para veren müşteriydi ki öyle olmuyor şu an. Onun dışında işte Uber'in bir Eats denen bir uygulaması var. Delivery dediği, işte teslimat yapıyorsunuz. İşte marketten veyahut da restorandan yapılan siparişleri eve isteme konusunda. Ona bir deneme yapmak istiyorum. Fakat işte dün bir arkadaşım sabah erken saatlerinde çıkıp akşam 9'a kadar anca 20 dolar toplayabildiğinden bahsediyor. Farklı uygulamaları denemeye çalışacağız bu arada. Bir taraftan da işte İş arayışlarıma devam ettiriyorum. Sonuçta hani online olarak yazılım süreçlerini devam ettiren firmalar var. Hani evden home office çalıştırarak projelerine devam ettiren. Onlara başvurularıma devam ediyorum. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Yapacak bir şey yok yani, yaşanması gerekiyormuş ve yaşıyoruz arkadaşlar. Umuyorum Türkiye daha kötü olmaz bu noktada. Çünkü yani dalga dalga yayılan olumsuz etkileri bütün dünyayı etkiledi. Türkiye'yi de an ve an gözlemliyoruz. Hatta buradan bir arkadaşıma ben atıfta bulunmak istiyorum. Ya yani ismen şimdi ben yaklaşık kaç yıl oldu herhalde, biz üniversitede 2001 mezuniyetimizden sonra işte Özgür İzmir'den arkadaşım Karşıyakalı Almanya'ya gitti. Almanya'da yaşıyor uzun yıllardır. Ve ben ona işte ben bu gurbet süreçleri başladıktan sonra bir konuşmamız geçti geçtiğimiz aylarda aramızda. Ya Özgür dedim, ben her açtığımda dedim Türkiye haberlerini okuyorum. Her gün Türkiye'ye bakıyorum. Yani bu dedim, hani sen ne durumdasın? Kaç yıldır oradasın? Abi dedi 18-19 yıl oldu. Ben de hala aynıyım dedi. Yani Amerikan haberleri, Texas'ta, burada Houston'da ne oluyor yerine biz açıp Türkiye haberlerine bakıyoruz. Yani vatan toprağında insanlar ne yapıyorlar? Ne kadar çaresizler? Nasıl onlar işte olumsuz durumlarla karşılaşıyorlar. Aynı üzüntüyü burada yaşıyoruz. Dolayısıyla işte hatta geçen hafta ben WhatsApp uygulamasını kaldırdım. Bir hafta falan dayanabildim gerçi. Sonuçta iş için de iletişim kuruyoruz. Bir hafta kadar WhatsApp'sız kaldım. Çünkü ondaki nedenim de hani ben duramıyorum. İnsanlar bana bir şeyler atıyor. Ben birilerine paylaşıyorum. Bir baktım hani gün sonunda ne yaptığımı şaşırmışım. Ben bütün vaktimi ona ayırmışım. Oradan video geliyor. Ona üzülüyorum. Ona gönderiyorum. O kahroluyor falan. En son dedim ki yani biraz kendimi kafamı haberlerden kaldırıp bir gökyüzüne bakayım. Şöyle bir bahçeye iyice bir sulama sistemi, şu bu vesaire falan, onlarla uğraştım. İşte çocuklar da evde aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. Yani bizden yana her şey iyi. Yani iyi olmaya çalışıyoruz. Çok şükür hayattayız. Çok şükür sağlığımızla ilgili bir şu an için her şey yolunda. Dolayısıyla para bir şekilde kazanılacak. Yarın öbür gün işte ne bileyim onu konuştuk Banu'yla da, hani geldiğimiz yeri biliyoruz sonuçta. Sıfırdan geldik, sıfırdan kurduk hayatlarımızı burada. En azından Amerika için konuşuyorum. Yani ödeyemedik mi yarın öbür gün, işsiz mi kaldık, evimizi elimizden mi aldılar? Döneriz apartmana, eşyanın fazlasını çıkarız, yine gireriz bir göz odada. Hayatımıza bakarız. Maksat beraber olmak, maksat mutlu olmak, maksat huzuru sağlayabilmek ve sağlıklı olmak dediğim gibi. Son işte 3-4 aydır bir video yapmamıştım. Bundan önce bir hafta önce bir video yaptım. Yani bundaki aslında şöyle spontane, böyle hani bir karar verme durumu olmadı. Yani zamanla gelişti. 3 ay kadar Türkiye'den işte ailemizden anne ve babamız geldi. Onun anne ve babası geldi. Onlar 3 ay bizde kaldılar. Onlarla beraber vakit geçirme fırsatımız oldu. İşte beraberinde benim bir süredir kendimi geliştirmeye yönelik istediğim bazı almak istediğim eğitimler vardı. Onlara odaklanmak istiyordum. Çünkü takdir edersiniz ki yani video çekmek, evet oturup 10 dakika 15 dakikanızı harcayıp çekiyorsunuz bir video gibi. Ondan sonra işte biraz editliyorsunuz, yüklüyorsunuz ama hani sonrasında işte ne oluyor? Yorumlar geliyor, yorumları okuyorsunuz, onlara cevap veriyorsunuz. İşte Instagram'dan olsun, Facebook'tan olsun, Twitter'dan, YouTube'dan olsun. Hani bunlar vakit alıyor ve ben konsantrasyonu eksik olan bir adamım. Yani çok çabuk konsantrasyonum bozuluyor. Dolayısıyla hani gün içerisinde bana gelen bir mesaja cevap veriyorum ya da onunla ilgili bir soru geliyor mesela, onu araştırmaya yönleniyorum falan, iyice beni dağıtıyor. Ya dedim erteleye erteleye, ya hani bu hafta da şuna işe odaklanayım, hadi şuradan şu işi yapayım, şu konuyu da bakayım, hadi annelerle şuraya gidelim vesaire dedikçe
Tabii zaman açılmaya başladı. Epeydir aklımızdaydı. Şimdi bu da evde çalışma düzenine geçtik. Hatta şimdi tamamen evde olduğumuzdan dolayı ve aklımda kenarda kıyıda köşede duran video konularını sizlere aktarmaya çalışmak istiyorum. Hem buranın analizini yapmak hem de işte bizim genel gider ailede neler oluyor, neler yapıyoruz falan gibi videolar paylaşmak istiyorum. Yani bunu bir seri altında toplar mıyız, toplamaz mıyız? İnanın bilemiyorum yani şu an. Bile spontane yani geldim işten moralim çok bozuk işte Banu'yla konuştuk ettik falan ama morali düzeltmeye çalışıyoruz, çocuklara çaktırmadan bu işleri halletmeye çalışıyoruz. Ya Banu dedim ben bir video çekeyim yani içimdekileri anlatmak ihtiyacı duyuyorum. Sağ olun, sizler de eksik olmayın. İyi ki varsınız, kendinize iyi bakın diyeyim. Ben çok da uzatmayayım videoyu, arka arkaya ben videolar çekip atmaya çalışacağım, söz verip de sizleri üzmek istemem. Takibiniz için teşekkür ederim. Bizlere desteğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalın. Acil durumlarda yani büyüklerinize ne olur destek çıkmaya çalışın. Gerekiyorsa alışverişlerini yapıp kapıların önüne siz götürün. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Yani bu yüzyılda yaşanması gereken bu varmış. 2020 olumsuzluklarıyla geldi. Çok ümitliydim ben 2020'den. Böyle 20-20 güzel rakamlar böyle. Ben sevmiştim. Sempatik gelmiştim ona. Tombul tombul sıfır harfleri falan böyle. Ama birçok olumsuzlukla geldi. Daha Mart çıkmadı yani öyle söyleyeyim. Hakkımızda hayırlısı. Allah beterinden saklasın diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın tekrar. Görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmekten çekinmeyin. Takip edip bildirim zilini açabilirsiniz. Paylaşmak isterseniz de dostlarınızla paylaştırırsanız seviniriz. Hoşça kalın tekrar.